eski sandıkta bulduğum çakı. Çocukluğumuzda beynimize kazınan izlerin uzun yıllar sonra canlandığını, unuttuğumuzu sandığımız birçok hatıranın bize yol gösterebileceğini biri bana anlatsa güler geçerdim. Ama Bodrum'da eski bir çizgi roman sandığında meraktan karıştırdığım kitaplar arasında yıllarca aradığım, kaybettiğimi sandığım o çakıyı bulunca elim ayağım dolaştı. Şaşırdım, aptallaştım ve öylece çakıya takılıp kaldı bakışlarım. Çocukluğumun bütün hatıraları avcumdaydı ve hala sımsıcaktı. Göç ettiğimiz o sisler şehrine, toz veya çamurlu sokaklara, keşmekeşe, kıstırılmış hayata uyum sıkıntısı çekiyordum. Oyun ve hareket özgürlüğüm kısıtlanmıştı artık. Pek arkadaşım yoktu. Kucağımda kedimle kapı önüne oturur, sokağın hareketlerini izlerdim. İçimde köy özlemi büyüdükçe büyürdü. Okulların kapandığının ertesi günü kendi başıma yayan köye kaçardım. Dedem ve koca anamın şefkatine sığınırdım. Akşama babam köye gelir, beni görür ve tek kelime söylemeden dönerdi. Ertesi sabah önümde inekler, sırtımda heyben bayıra, oyun özgürlüğüne sevinçle yürürdüm. Öğle sıcağında inekleri sazlık çayırında toplar, çeşme başında kan ter içinde oyunlarımıza başlardık. Ta ikindiye kadar sürerdi ve bitkin düşerdik oyunlarımıza. Büyük babam Haziran panayırına gittiğinde akşama kiraz ve helva tatlılarıyla dönerdi mutlaka ve ben akşamı zor ederdim. Yemekten sonra önce kiraz ardından helva tatlılarından kıpırdayamaz hale geldiğimde büyük babam heybesinden bir çift cizlevet lastik çıkarıp verdi bana. Nasıl da sevinmiştim. İçi kırmızı tüylü yeni ayakkabılarımı görünce ama esas sürpriz bu sevincimin arkasından geldi. Kemik saplı bir çakı ve zinciri. Pantolonumun kemerine taktı ve sakın kaybetme dedi. Demek ki büyük babamın gözünde artık büyümüştüm, adam olmuştum. Bu çakıdan bile değerliydi. Çakı biz çocuklar için çok değerliydi yani. Ekmeğimizi keser, sopa yontar ve hatta ceviz kabuğunu çakıyla oyardık. Her derde devaydı bayırda çakı. Daha da önemlisi çakı itibar demekti ve benim çakım en iyisiydi. Büyük babamın herkesten farklı merakları da vardı. Dağdaki yabani elma, ahlat, kızılcık fidanlarını söker ve evin arkasındaki avluya ekerdi. Sonraları da bunları sabırla aşılardı. Çakısının da ucunun kıvrık olması aşı içindi. Ben ilk aşımı çakımla dedemin nezaretinde yaptım ve bu meziyetimi çakımı bulduktan sonra çiftlikte ahlat fidanları üzerinde denedim. Hiç unutmamışım. Bir çakının hayata bereket ve değişim getirebileceğini büyük babamın armağan ettiği o çakıdan öğrendim. Ölmüşlere rahmet olsun. Hamza Hoca'nın yazdığı bu hikaye gerçek bir hayat hikayesiydi aslında. Benim de büyük babamla yaşadığım böyle bir hikaye vardı ve beni çok etkiledi. O zamanlar büyük babam özel ilköğretimin müdürü, Hamza Hoca kılıcı keskin hocasıydı. Büyük babam bana bir çakı hediye etmişti. Ben daha birinci sınıfa gidiyor ve camdan Hamza Hoca'nın oğlu Alperen'i izliyordum. Alperen babasının lacivert Renault arabasını kaçırmış, bir de üstüne kaza etmişti. Öyle özenmiştim ki benim de çakım vardı. Ben de arabayı kaçırmalı ve kaza etmeliydim yani. O gün araba kaçıracak yaşta değildim ama Alperen'den de özenip ilk kez okula asıp büyük babamın sakın evden çıkarma dediği çakıyla oynamaya kaçmıştım. Hatırlıyorum ve özlüyorum. Selam olsun o güzel anılara. Yad olsun.